Kütahya'da Emet Belediyesi'nde çalışan Hakan Gül ve Ümahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem, 23 Aralık 2020'de evli olan ablasında kalmıştı. Evine dönmek için yola çıkan 18 yaşındaki İrem'den bir daha haber alınamadı. Onun başına gelenler, hukuk sistemindeki sorunları bir kez daha tartışmaya açtı. Vicdanları sızlatan bir mahkeme kararı ve her şey bitti sanılırken gelen inanılmaz bir itirafla olay bambaşka bir hal alacaktı. İrem kaybolduktan kısa süre sonra ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. O andan itibaren genç kızı bulmak için titiz bir çalışma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip İrem'in gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. İrem Gül'ün evinin çevresindeki kırsal alanda havadan ve karadan tarandı. MOBESE kameralarında yapılan incelemede ise İrem Gül'ün en son 23 Aralık 2020'de yani kaybolduğu gün saat 19'da eski erkek arkadaşı olan 36 yaşındaki Murat Önver'in evine gittiği belirlendi. Polis o andan sonrasını titizlikle inceledi. Ama İrem'in apartmandan çıkışına dair görüntü yoktu. O binaya girmiş ve bir daha dışarı çıkmamıştı. Ama onun çıkışını arayan polisler kamera görüntülerinde dikkat çeken bir detaya rastladı. İrem'in eski erkek arkadaşı Murat elinde çuvallarla aracına biniyordu. Yine MOBESE kayıtlarından aracın gittiği adres belirlenmeye çalışıldı. Ama şehirden uzaklaşan otomobil bir süre sonra kameraların belirleyemediği bir yola sapıyordu. Bunun üzerine savcının emriyle ekipler Murat Önver'in evine baskın yaptı. Evdeki incelemelerde halıda ve kapı ağzında İrem'e ait kan izleri, terlikte de İrem'in doku örnekleri bulundu. Üstelik Murat Önver olay tarihinden hemen sonra aracının içini yıkatmış, hatta daha titiz davranarak koltuk kılıflarını bile değiştirmişti. Yapılan incelemede ayrıca Murat Önver'in kendisini terk eden İrem'e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği de belirlendi. Yani tüm deliller Murat Önver'i işaret ediyordu. Çelişkili ifadelerin ardından aralarında polise mukavemet, uyuşturucu ve yaralama suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alındı ve tutuklandı. Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçuyla dava açıldı ve 11 ay cezaevinde kaldı. Ama karar duruşmasında kimsenin beklemediği bir sonuç çıktı. Her ne kadar eldeki deliller Murat Önver'in İrem'i evde öldürüp sonra da cesedini kırsalda bir bölgeye gömdüğünü gösterse de Murat Önver suçlamaları kabul etmedi. Cesedi bulunamayan İrem'in gerçekten ölüp ölmediğine ilişkin kesinlik olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle beraat kararı verdi. İrem'in eve girip çıkmaması, sanığın elinde çuvallarla aracına binip kırsal bölgeye gitmesi, evdeki kan izleri, arabanın yıkanması ve tehdit mesajları hakimi ikna etmeye yetmemişti. Murat Önver, bir yıl dolmadan cezaevinden tahliye edildi. Artık özgür biriydi. İrem'in ailesi kararla bir kez daha yıkıldı. Karara itiraz edildi. Ama bu itiraz sonuca bağlanmadan önce ilginç bir olay yaşandı. İrem'le ilgili dava dosyası incelemedeyken Murat Önver 2022 Eylül ayında başka bir suçtan gözaltına alındı. İşlemleri sürerken Önver polis memurlarına "Ben sakinim, çok sakinim. Sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum, kimse bulamıyor. Türkiye'de bulanı görmedim daha" dedi. Polis ekipleri tarafından Önver'in bu sözleri tutanak altına alınıp itiraz aşamasındaki dava dosyasına gönderildi. Beraat kararına itirazı inceleyen mahkeme, yargılamanın kısa sürdüğü, yargılama aşamasında İrem Gül'ün görüldüğü iddia edilen yerlerde daha fazla araştırma yapılması ve sanığın "öldürüp gömüyorum" sözleri nedeniyle beraat kararını bozdu. Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamasını kabul etmedi. Polis tutanağında yer alan "öldürüp gömüyorum" sözlerini de inkar etti. Mahkeme tarafından İrem Gül'ün görüldüğü iddia edilen tüm şehirlerde detaylı inceleme yapıldı. Ancak 2020'den bu yana İrem Gül'ün herhangi bir kaydına rastlanmadı. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver'i, cenazesi bulunamayan İrem Gül'ü kasten öldürme suçundan müebbet hapis, şantaj ve tehdit suçlarındansa 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda tutuklanan Önver cezaevine koyuldu.
Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan, davanın sonuna kadar takipçisi olacağını ifade ederek, henüz 18 yaşındayken hayattan koparılan İrem'i öldürenlerin cezasız kalmaması ve adaletin yerini bulması için elimden gelen ne varsa yapacağım dedi. Peki siz bu davayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.